Müşterek arıtma atık su arıtma tesisi organize sanayi bölgesi. Muratlı organize sanayi bölgesi müşterek atık su arıtma tesisi. Türk Gücü OSB müşterek atık su arıtma tesisi. Tünel A, tünel B, deniz deşarj. Böylece bugün Allah nasip ederse 14 tane dev eserin temelini atıyoruz. Bitiş süresi tarihinde ilan ettik. Çoğunun inşallah tünel ve diğer arıtma tesisleri de kısa zamanda biter. Böylece Ergene'yi dört dörtlük hale getirmiş olacağız. Allah'ın izniyle. Hayırlı olsun, uğurlu olsun, mübarek olsun. Sevgili kardeşlerim, tabii hazır Tekirdağ'dayken şunu bir ifade edeyim. Tekirdağ ne yapılsa azdır. Biz tabii bu kitapçıkta, şu kitapçıkta var. Ben detaya girmeyeceğim. Ama biz Tekirdağ'ın hakikaten çevresini değiştirdik. Özellikle Tekirdağ şu ana kadar 13 yılda yaklaşık 8 milyar TL'lik yatırım yapmışız. Barajlar, göletler, sulama tesisleri vesaire, ormancılık faaliyetleri, meteorolojinin faaliyetleri, diğer bakanlıkların, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan tutunuz Ulaştırma Bakanlığı'na kadar. Yani ben Tekirdağ'da eskiden beri, ta DSİ Genel Müdürü'nden önce İSİ Genel Müdürü'ydüm. Bu bölgeye çok gider gelirdim, bilhassa Enes tarafına. Dolayısıyla burada yollardan geçmek bir problemdi ya, hakikaten. Çok kere kaza atlatırdık. Ama artık Tekirdağ'ımızda bölünmüş yollar var. Hızlı tren geliyor. Her şeyi var yani. Ulaştırma Bakanlığı buraya çok büyük yatırımlar imza attı. Ayrıca Tekirdağ'da üniversite eksikti. Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ 2006 yılında kuruldu mu? Gerçekten muhteşem. Yani şu bakımlar, eğitimde, sağlıkta çok büyük adımlar atıldı. Tahmin ediyorum Sayın Sağlık Bakanımız da gelecek. Tekirdağ'da sağlık problemi kökünden çözüldü. Hatta çok da dev hastanelerde inşa edecek. Sağlıkta da gerçekten Sağlık Bakanlığımızı tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Afrika kabile devletlerinin sağlık sisteminden şu anda dünyanın en ileri sağlık sistemi Türkiye'de, biliyor musunuz? En ileri. Bütün sağlık teşkilatını gönülden kutluyorum. Daha eksik varsa söyleyeyim. Burada Çorlu'da vatandaşımızın başına bir sağlık problemi gelse tam teşekküllü hastaneye bir ambulans helikopteri alıp götürüyor mu? İsteyen istediği yerde tedavi olabiliyor mu? İstediği hastaneye gidebiliyor mu? İstediği eczaneden ilacı alabiliyor mu? Bir de değerli kardeşlerim, benim geçen gün bir eczanenin açılışında dikkatimi çekti. Bir kardeşim Afyon'da yeni bir eczane açmış. Kurdele keser misin dedi. Ben de kestim kurdeleyi. Gözüme bir ilaç ilişti. Antibiyotik. Çok kullanılan bir antibiyotik. İsmini söylemeyeyim şimdi. Ama isteyen varsa onu söylerim. Reklam olmasın diye. Dedim ki ya şu antibiyotikin ilacın 2002 yılındaki fiyatını hatırlıyor musun dedi. Ya çok satılıyor, hatırlamaz olur muyum dedi. Ne kadar dedim? 63 milyonmuş o zaman. O zaman yani şimdiki parayla enflasyonu dikkate almasak 63 lira. Tabii %35 enflasyonla kaça olurdu bilemem tabii. Peki dedim şimdi kaç lira? Çekti gösterdi. 9 lira. Değerli kardeşler, şimdi bu tesisler yapılıyor. Şu anda bütün Türkiye'ye biz tam 9 milyar TL'lik yatırım yapmışız. Bu kardeşinizin bakanlığı da 100 milyar TL'yi aştı. Tekirdağ'ı ben hatırlıyorum. Bir dere aslağı geçmişte ihale edilmiş. Ödeneği ne kadar biliyor musunuz? 1 milyon. Yeni parayla değil ha. Eski parayla 1 milyon. Buna da adına da bir şey koymuşlar sayın milletvekilim bilir. İz ödenek. İz ödenek. Yani iz kalacak. Ya dedim ki geçmişteki 1 milyon lirayla İstanbul'da ancak tuvalete giriliyordu diye. Ben de kızdım. Dedim ki burası ihmal edilmiş Trakya. Trakya'nın çalışkan insanlarına muazzam bir seferberlik başlatmak gerekir diye. Şahsen ben de bu bölgenin evladı olarak, çünkü dedem rahmetli dedi mezarını öğleyin ziyaret ettim. Şehidim.